Günaydın arkadaşlar. En son dersimizde nerede kalmıştık? Sözcükte anlam konusunda. Hemen kısaca bir hatırlatma yapalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar biz eş anlamlı, terim anlamlı, mecaz anlamlı, gerçek anlamlı sözcükleri işlemiştik, değil mi? Ne işledik? Gerçek anlam, mecaz anlam, eş anlamlı, zıt anlamlı sözcükleri işlemiştik. Buradan devam edelim. Bu kısımlara geçmiştik. Şuradan bir bakalım. Arkadaşlarım, eş anlamlı, anlamdaş sözcükler dedik. Yazılışları ve okunuşları farklı. Anlamları aynı olan sözcüklere ben ne diyorum arkadaşlarım? Eş anlamlı sözcükler diyorum. Yazılışları ve okunuşları farklı olacak ama neleri aynı olacak? Anlamları aynı olan sözcüklere ben ne diyorum arkadaşlar? Eş anlamlı sözcükler diyorum. Eş anlamlı sözcüklerin bir diğer ismi neydi? Anlamdaş sözcüklerdi. Siyah, kara. Baktığında arkadaşlarım bunların yazılışları farklı ama neleri aynı? Anlamları aynı. Yıl, sene, beyaz, ak, cevap, yanıt, öğrenci, talebe. Bilim, ilim, mektep, okul, yaşlı, ihtiyar. Bütün örneklere baktığımda ben neyi görüyorum? Yazılış ve okunuşun farklı ama anlamların aynı olduğunu görebiliyorum. Şimdi bu kısmı beraber yapalım. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını yazınız demiş. Duru. Hemen geldi. Berrak. Güzel. Konut. Zeynep Naz ev dedi. Harika. Güzel. Yoksul. Yoksul. Fakir, tasa, tasaya bakalım, tasa. Evet arkadaşlarım. Dert dediler, dert, dert. Harika, yazım, yazım. İmna, Zeynep harikasın, çok güzel. Yel. Yel. Evet, yel sözcüğü. Rüzgar. Harika. Güz. Güz. Sonbahar. Harika. Öykü. Bakıyorum yorumlarıma. Hikaye. Çok güzel. Birey. Kişi, kıyı, kenar, zengin, varsıl, tabip, doktor, muallim, öğretmen, elbise, giysi, kıyafet, vazife, görev. Buraları da işlemiştik diye hatırlıyorum geçen haftadan, geçen dersten. Şimdi bu kısmı da yapmıştık. Hatırlamış olduk. Bu etkinliğimizi de yapmıştık arkadaşlar. Zıt anlamlı sözcükler. Bu kısımları atlıyorum. Çünkü yaptık. Sesleşi de yaptık galiba. Değil mi? Geldik. Genel ve özel anlamlı sözcükler. Arkadaşlar o kısımları atladık. Neden? Çünkü bir diğer dersimizde biz oraları görmüştük. Şimdi genel ve özel anlamlı sözcükler. Ders içerisinde de bahsetmiştik. Şimdi
Neydi genel ve özel anlamlı sözcükler? Dar kapsamlı sözcüklere özel, geniş kapsamlı sözcüklere ise ben ne diyorum? Genel sözcük diyorum. Bakın, bir sözcüğün dar ve özel anlama sahip olması için tamamen cümle içerisindeki kullanımına bakmak mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Bir sözcük tek başına kullanıldığında ben onun genel anlama mı hitap ediyor yoksa özel anlama mı hitap ediyor kestiremem. Neredeki kullanımına bakacağım, neredeki anlamına bakacağım? Cümle içerisindeki anlamına bakmak mecburiyetindeyim. Şimdi örneklerimize bir bakalım. Aşağıdaki sıralamaları inceleyelim demiş. Dünya, Türkiye, Muğla, Bodrum. Bu örnekte genelden özele bir sıralama yapılmıştır. Şimdi şuraya şöyle yazdığımızda arkadaşlar. Bakın, dünya, Türkiye, Muğla, Muğla, Bodrum. Evet arkadaşlarım, şimdi dünya sözcüğü burada en genel anlama sahip bir sözcük mü? Evet, neden? Dünya çünkü Türkiye, Muğla, Bodrum gibi sözcükleri içerisinde barındıran bir sözcüktür, değil mi? Daha sonra Türkiye mi daha genel anlamda, Muğla mı? Tabii ki de Türkiye. Neden? Bakın, Türkiye bir ülke ismi iken Muğla bir il ismi, değil mi? Daha sonrasında Bodrum. Arkadaşlarım bakın, Bodrum mu daha genel kapsamlı yoksa Muğla mı? Tabii ki de Bodrum. Tabii ki de Muğla, pardon, ilçe. Biz bunu şu şekilde de yapabiliriz. Ülke, ülke mi daha genel anlama sahip yoksa il mi? Yoksa ilçe mi? Yoksa köy mü? Arkadaşlar bakın, ülke sözcüğü genel anlamda. En genel anlamı kapsayan burada ülkedir. En özel anlamı kapsayan sözcük ise köydür. Bakın arkadaşlar, ben aşağıdan yukarıya doğru gittiğimde özelden genele doğru gitmiş olurum. Ama yukarıdan aşağıya indiğimde özel, genelden özele gitmiş olurum. Bunları unutmuyorsun arkadaşlar. Bakın, şu şekilde canlı, bitki, bitki, çiçek, papatya. Şimdi arkadaşlarım, ben buraya ne yazdım? 4 tane sözcük yazdım. Bana soru da derse ki, aşağıdaki sözcüklerden, yani şu sözcüklerden hangisi daha genel anlama sahiptir dediği takdirde ben hangisini göstereceğim? Tabii ki de canlı sözcüğünü göstereceğim. Çünkü canlı sözcüğü bitki, çiçek ve papatya sözcüklerini kendi içerisinde gruplara ayırıyor, değil mi? Canlı dediğimizde canlı ve cansız varlıklar aklımıza gelebiliyor. Bak, ben canlı demişim. Canlıdan sonra bir canlı türü olan bitkileri ele almışım. Bitkilerin içerisinde de çiçek türünü yine bir gruba ayırmış mıyım? Daha sonra ne var? Papatya var. O halde ben baktığımda arkadaşlar, yukarıdan aşağı doğru gittiğimde ben genelden özele doğru bir sıralama yapar mıyım? Genelden özel. Ama şuradan gitseydim, yani alt taraftan üste doğru gitseydim, özelden genele bir sıralama yapardım, değil mi? Muz, meyve, bitki, canlı. Bu örnekte özelden genele bir sıralama yapılmıştır. Bakın, muz, meyve, bitki, canlı. Burada en özel muz mu? Daha sonra meyve mi? Daha sonra bitki mi? Ve daha sonra ne var? Canlı var. Canlı en geneli, muz en özeli. Şimdi şuradaki etkinliklerimize bir bakalım. Evrar, birinci etkinliği sen yapar mısın?
Bir genelden özele sıralayalım hadi. Diğer arkadaşlarıma da bir 30 saniye kadar süre veriyorum. Diğer arkadaşlarım da bakabilir. Harf, sözcük, cümle, metin, paragraf, hece. Ne demiş bize? Taylan buldum demiş. Yazabilirsin Taylan oraya. Chat kısmına yazabilirsin. Evet ikinciyi de sen çözebilirsin tabii ki. Evrar'dan bir cevap alalım. Genelden özele. Hadi bakalım. Elif Ecem çözebilirsin. Evet, metin. Metin, paragraf, cümle, hece, sözcük, harf demiş. Bakalım. Metin, paragraf, cümle, sözcük, hece, harf. Harikasın. Biz ne yaptık? Genelden özele bir sıralama yaptık. Teşekkürler Evrar. Evet, ikinciyi de Elif Ecem. Bekliyoruz. Genelden özele bir sıralama olacak. Genelden özele bir sıralama olacak. Diğer arkadaşlarım da bakıyor. Kuş, canlı, hayvan, varlık, serçe. Evet arkadaşlar. Cevapları alalım. Efendim Ali Kerem. Varlık, canlı, hayvan, kuş, serçe demiş Ali Ecingül. Varlık, canlı, hayvan, kuş, serçe. Harikasınız arkadaşlar. Doğrudur. Ali Kerem. Hadi bakalım. Üçüncü etkinliği de sen yap. Ali Kerem'deyiz. Bekliyoruz Ali Kerem. Bakalım. Yağız cevap verdi. Bakalım. Ülke, il, ilçe, mahalle, sokak, ev demiş. Evet Ali Kerem. Ülke, il, ilçe, mahalle, sokak, ev. Ülke, il, ilçe, mahalle, sokak, ev. Teşekkürler arkadaşlar. Evet Yaren. Dördüncü etkinliğimizi de sen yapabilirsin. Evet, Yaren'deyiz. Yaren cevapları alalım. Yine genelden özele bir sıralama yapıyoruz. Araba, otomobil, taşıt, motorlu taşıtlar. En genel sözcükten en özel sözcüğe göre sıralıyoruz. Otomobil, araba, motorlu taşıtlar. Taşıtlar, motorlu taşıtlar, otomobiller, arabalar. Taşıt, motorlu taşıtlar, otomobil, araba. Evet, taşıt, motorlu taşıtlar, araba ve otomobil olacaktı. Diğer bir etkinliğimize bakalım. Buzdolabı, varlık, beyaz eşya, cansız. Baktığımda varlık, cansız bir varlık, beyaz eşya, beyaz eşya, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi yani birden fazla beyaz eşya olduğu için beyaz eşyayı daha genel aldık. Buzdolabını ise daha özel aldık. Cevap veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve diğer bir soruma geçiyorum arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele doğru bir sıralama yapılmamıştır? Arkadaşlarım bu kısma dikkat edelim ve cevaplar gelsin. Alalım cevapları. Hemen seri bir şekilde cevapları bekliyorum. Hadi çocuklar. Özelden genele doğru bir sıralama yapılmamıştır diyor bize. Ayşe C dedi, Zeynep C, Ecin C, evet, Ecin
Bakalım başka cevap veren. Taylan C, Elife Cem, C şıkkı, Yakup Efe C. Evet arkadaşlar, harikasınız. Şimdi geldik deyimlere. Evet, teşekkürler Hüseyin. Cevap veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, şu kısma bir bakalım. Deyimler en az iki sözcüğün genellikle kendi anlamlarından başka bir anlam taşıyarak kalıplaşmasıyla oluşan sözlük topluluğuna, sözcük topluluğuna ben ne diyorum arkadaşlar? Deyim diyoruz. Bakın arkadaşlar, biz yine deyimlerden sınıf içerisinde de şu şekilde bahsetmemiş miydik? Deyimler en az iki sözcükten oluşur, değil mi? Ve deyimleri oluşturan sözcükler gerçek anlamlarını kaybederdi. Yani deyimler genellikle arkadaşlarım mecaz anlamda kullanılırdı. Doğru mudur? Ve deyimler kalıplaşmış, yani öbekleşmiş bir grup olduklarından deyimleri oluşturan sözcüklerin yerleri değiştirilemiyordu. Ve deyimleri oluşturan sözcüklerin yerlerine eş anlamlıları veyahut da zıt anlamlıları gelemiyordu. Bakın arkadaşlar, şu kısmı tekrar edelim. Deyimler genellikle mecaz anlamda kullanılır. Deyimleri oluşturan sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Ve deyimler arkadaşlar bir durumu belirtir. Deyimler bir durumu belirtir. Evet Yaren, yağıyor yağmur. Arkadaşlar deyimleri oluşturan sözcüklerin yerleri değiştirilemez ve deyimler öğüt vermezdi. Deyimler ne yapardı arkadaşlar? Genellikle bir durumu bildirirdi. Bakalım örneklerimize. Dedemin geleceğini duyunca kardeşimin etekleri zil çaldı. Şimdi arkadaşlar, etekleri zil çalmak. Etekleri zil çalmak. Bakın, bu kısım benim deyimimdir arkadaşlar. Deyimleri oluşturan sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Yani ben şunu söyleyemem. Zil etekleri çalmak diyemem. Çünkü burası kalıplaşmıştır arkadaşlar. Bakın unutmayın. Kalıplaşmış. Anlaştık mı? Burası kalıplaşmıştır. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Ve sözcüklerin yerlerine yenisi, yani eş anlamlısı veyahut da zıt anlamlısı, eş seslisi getirilemez arkadaşlar. Bunları da unutmuyorsunuz. Bakın, burada bir insanın gerçekten etekleri zil çalabilir mi arkadaşlar? Hayır, çalamaz. Burada nasıl bir anlam var? Mecazilik var, değil mi? Mecaz anlam var. Daha sonra babam bizi tatile götürmemek için ipe un seriyor. Bakın, gerçekten ipe un serebilir miyiz arkadaşlar? Böyle bir şey mümkünatı var mı? Hayır, yok. O halde buradaki anlamı ne? Bahane üretip işten kaçmak anlamında kullanılmış, değil mi? Gerçekten biz ne yapamayız? İpe un seremeyiz. Buradaki kullanımı bahane üretmek mi? Evet, bahane üretmek. O halde arkadaşlarım, ben burada da gördüm ki deyimler nasıl bir anlamda kullanılıyor? Mecaz anlamda kullanılıyor. Şurada birkaç tane deyimim var. Kulak misafiri olmak, yanında konuşulanları konuşmaya katılmadan dinlemek. Arkadaşlar, kulak misafiri olmak, yanında konuşulanları konuşmaya katılmadan dinlemek. Küplere binmek, çok öfkelenmek, gözden düşmek, değerini yitirmek, rağbet görmemek, iki ayağını bir pabuca sokmak, birinin bir işi hemen yapması için çok sıkıştırmak. Arkadaşlar yine biz deyimler ve atasözlerini ders içerisinde işlemiştik. Hatta sözlük oluşturma ödevlerimiz vardı, değil mi? Yine
bol bol deyimler ve atasözleri sözlüğünü tekrar etmenizi istiyorum. Çünkü bu bizler için çok önemliydi. Şimdi aşağıdakilerin hangisinin başına göz sözcüğü getirildiğinde deyim oluşmaz? Göz sözcüğü getirildiğinde deyim oluşmaz. Göz atmak, göz kabartmak, göz değmek, göz gezdirmek. Bunlardan hangisi deyim oluşturmaz arkadaşlar? Ben biliyorum ki deyimler kalıplaşmış söz öbekleriydi. Deyimleri oluşturan sözcüklerin yerleri değiştirilemezdi ve deyimler öğüt vermezdi. Deyimler bir durumdan haberdar ederdi. Hemen chat kısmına baktık. Denizli cevabımız geldi. Bakalım. Ceyhan. Harika. C şıkkını işaret eden arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bakın arkadaşlar, göz atmak diye bir deyimim var. Göz gezdirmek deyimim var. Göz değmek, nazar etmek anlamında. Burada da bir deyimim var. Ama göz kabartmak yok arkadaşlar. Ne var? Ben kabartmaklı bir deyim kullanıyorum. Nasıl bir deyim? Hadi kim söyleyecek? Benim kullan. Harika. Harikasın Yaren. Şevval teşekkürler. Çok güzel kulak. Kulak kabartmak var değil mi? Bakın. Anlaştık mı? Harika. Şimdi şu kısmı da bir tekrar edelim. Deyimlerin özellikleri. Kalıplaşmış sözlerdir. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Yerlerine eş anlamlıları da olsa başka sözcükler getirilemez. Bakın arkadaşlar, deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Yerlerine eş anlamlıları da olsa başka sözcükler getirilemez. Deyimlerin çoğu mecaz anlamlıdır. Deyimler genellikle mastar ekiyle. Yani nedir bu? Makmek ekiyle biter. Ancak bazı deyimler cümle şeklinde de olabilir. Arkadaşlarım bakın, şunu söylüyoruz ama mak ve mek. Benim deyimlerim genellikle makmek ekiyle biter ama her deyim makmek ekiyle bitmek zorunda değil. Yani benim makmek eki olmadan da kurabildiğim, gerçekleştirebildiğim deyimler var. Yani soruda karşınıza çıkarsa, hocam bunda makmek yok, bu o zaman deyim değildir gibi bir algı oluşmasın. Deyimlerin %90'ı, %95'i makmek, mastar ekiyle oluşur. Ama makmek ekinin oluşturamadığı deyimler de vardır arkadaşlar. Bunları da unutmuyorsunuz. Daha sonra deyimler bir duyguyu, bir düşünceyi, bir durumu ifade etmek için kullanılır. Deyimler öğüt vermek, ders çıkarmak için kullanılmaz. Bakın bu kısım bizim için önemli. Deyimler bir duyguyu, bir düşünceyi, bir durumu ifade etmek için kullanılır. Öğüt vermek, ders çıkarmak için kullanılmaz arkadaşlarım. Bunları da unutmuyorsunuz. Aşağıdaki cümlelerdeki deyimlerin altını çiziniz ve bulduğunuz deyimleri anlamlarının altına yazınız. Yeni arkadaşları onun başını yiyecek derken buradaki deyim hangisi arkadaşlar? Deyimi gösterebilecek var mı? Evet, chat kısmındayım. Elif Ecem başını yiyecek dedi. Harikasın. Baş yemek çok güzel. Zeynep Naz. İkinci, dedemin bir ayağı çukurda olması beni üzüyor. Bu cümlede deyim olan sözcük. Deyim olan sözcük. Ayağı çukurda.
Şevval teşekkürler. Taylan teşekkürler. Bir ayağı çukurda. Evet Taylan. Bir ayağının çukurda olması burada değil. Peki üçüncü sorumuza bakalım. Burnunun dikine gitmeyi bırakmazsan başaramazsın. Burnunun dikine gitmek. Burada da ne var arkadaşlar? Bir deyim var. Dördüncüye bakalım. Dördüncüye bakalım. Babamın Adana'da bir dikili ağacı bile olmamış. Bir dikili ağacı olmamak. Harikasın Ece. Harikasın Taylan. Teşekkürler. Son. Teşekkürler Göktuğ. Ejderin hemen diğerini de yanıtladı. Ağzından bal damlıyor. Evet arkadaşlar, bugünlük bir dersin daha sonuna geldik. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Derse katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Günaydın sevgili öğrencilerim. Yine fen dersinde beraberiz. Kuvvet ve sürtünme konusuna dün geçiş yapmıştık. Bugün de konumuza devam edeceğiz. Küçük bir hatırlatma yapıp konumuzu ilerletmeye çalışacağım sevgili arkadaşlar. Evet, dün kuvvet konusundan bahsetmiştik. Kuvvetin etkileri vardı. Yön değiştirme, şekil değiştirme, döndürme, yavaşlatma, hareket ettirme, hızlandırma gibi etkilerin olduğunu söylemiştik. Sevgili arkadaşlar, kuvvet dinamometre ile ölçülürdü. Ve dinamometre ile ilgili arkadaşlar birkaç soru sizlerle çözmüştük dünkü dersimizde. Bugün son bir soru çözüp sürtünme enerjisine beraber devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Cevaplarınızı bekliyorum. KLM cisimlerinin dinamometreleriyle ölçümü yukarıda verilmiştir. Buna göre K, L ve M cisimlerinin ağırlıklarının sıralaması hangisi gibidir diye sormuşuz arkadaşlar. Cevaplarınızı bekliyorum. Evet bakalım dün derslerimizi kim dikkatle dinlemiş sizlerden? Hemen arkadaşlar. Emir Göktuğ'dan gelmeye başladı. Beraber yapalım mı? Arkadaşlar dikkat edin. 58 Newton'luk bir kuvvet var. Ve bu 58 Newton'luk kuvvet kime eşit? K artı L artı M'ye mi eşit? Bakın şurada K, L, M'ye eşit olduğunu görmüş olduk sevgili öğrenciler. Diğer dinamometreme bakıyorum. Dinamometrem 47 Newton'u göstermiş. Bu 47 Newton ise hangilerine eşit? K ve M'ye eşit olmuş olacak. Diğerine bakıyoruz sevgili öğrenciler. 34 Newton'luk bir kuvvetim var. Bu ise M ve L kuvvetlerinin yüklerinin büyüklüklerine eşit olacak. Sevgili arkadaşlar bakın şurada K, L ve M'nin toplamı 58 Newton'u veriyordu. K, L ve M'nin toplamından bahsediyoruz. Ama burada K var, M var, kim yok? L yok. Eğer K, L, M olmuş olsaydı 58 Newton'u gösterecekti. K ve M olduğu için 47 Newton'u gösterdi. O zaman 58 Newton'dan 47 Newton'u çıkarırsak L'miz 11 Newton'u göstermiş olacak. Devam ediyorum. Bakın K, L ve M'nin toplamı 58 Newton'du. M var, L var. Kim yok arkadaşlar? K yok. Eğer K da olmuş olsaydı K, L, M'nin toplamı 58 Newton olacaktı. O zaman 58 Newton'da olup
34 Newton'da olmayan sadece kim arkadaşlar? K yok. K'yı 58 Newton'dan çıkarttığımızda 24 Newton olarak bulunacak. Şimdi K 24 ise K artı M şuradan arkadaşlar. K artı M bakın. K artı M buradan arkadaşlar ne bulmuş vermişlerdi? 47 Newton olarak vermişlerdi. K'yı 24 Newton olarak biliyorsam M burada kaç olacak? 47 eksi 24'ten 3, 23 Newton olarak da kimi bulacağım arkadaşlar? M'yi bulmuş olacağım. O zaman sevgili öğrenciler, o zaman hemen şuradan kıyaslama yapacak olursak L 11 Newton, K 24 Newton, M 23 Newton'dan K en büyük M'den, M de büyüktür L'den cevabımız Denizli olmuş olacak. Bakalım kimlerden? Evet, Ecrin, Rabia harikasınız arkadaşlar. En azından şu ismini bir değiştirebilsem, biz de senin ismini verebilsek. Ayşe harikasın, Taylan. Yok, pardon ne demişler, evet Taylan. Elif Ecem, Yaren. Hocam M'yi nasıl bulmuşsunuz? Bir daha anlatayım kuzucuğum. Zeynep Naz. Tabii ki de anlatırım kuzucuğum. Tabii ki de anlatırım. Beraber tekrar sıfırdan anlatmış olalım. Arkadaşımız bir daha anlatmamızı istedi. Ondan sonra sürpün enerjisine geçeceğiz. Şuradan bakalım. Şey var. Özellikle herkes için ve senin için de bir daha tekrar etmiş olalım. Bak. K, L ve M'nin toplamı 58 Newton olmuş. K artı L artı M'nin toplamı 58 Newton. Dikkat et. Şurada K ile M'nin toplamı, K artı M'nin toplamı 47 Newton değil mi? Şurada ise bakıyorum M artı L'nin toplamı ise 34 Newton olarak buldum. Şimdi şu sağ tarafa baktığımda bakın hepsinin toplamı K'nın, L'nin, M'nin toplamı 58 Newton'sa şey var. Şurada kim eksik? Hemen farklı bir renkle gösterelim. Bak dikkat et. K ile M'nin toplamı 47 Newton'muş. Burada kim eksik? L eksik. M artı L'nin toplamı 34 Newton. K, L ve M her üçünün toplamı 58 Newton'du. Burada kim eksik? K eksik. O zaman ne yapıyorum? Şurada K ile M'nin toplamı 47 Newton'sa kim kaldı burada? L kaldı sadece. L'yi bulabilmek için 58'den 47'yi çıkarttım. L'yi kaç Newton olarak buldum? 11 Newton olarak buldum. Tamam mı? Devam ediyoruz. Şuradan tekrar arkadaşlar. K, L ve M'nin toplamı 58 Newton. M ve L var. M ve L'nin toplamı M ve L'nin toplamı 34 Newton olarak bulmuş vermişiz burada tabloda. O zaman kim eksik? K eksik burada. K'yı da katarsam 34'e 58 Newton olacaktı. O zaman K'yı da kaç Newton olarak buldum? 24 Newton olarak bulmuş oldum. O zaman K 24 ise şurada hemen beraber yapmış olalım. K'yı arkadaşlar 24 Newton olarak veriyorsam M o zaman burada 47'yi tamamlamak için 23 Newton olarak bulmuş olacak. Buna göre de kıyaslamamız Denizli'deki gibi olduğunu sizlere söylemiş oluyoruz. Geldik bambaşka bir başlığa. Sürtünme kuvveti nedir? Sürtünme olabilmesi için cisimle temas ettiği yüzey arasında bir arkadaşlar
etkileşim olması gerekiyor. Şevval teşekkür ederim anladım demişsin. Anlamadığınız yerlerde soru sorarsanız yardımcı olmaya çalışayım arkadaşlar. Cisimle temas ettiği yüzey arasında gerçekleşen ve hareketi zorlaştıran etkiye sürtünme kuvveti olduğunu söylemiş oluyoruz. Bakın Ali ne yapmış? Herhangi bir isim verim. Ali çekmeceyi, dolabı ne yapıyor? İleriye doğru itiyor. İleriye doğru iterken buna zıt yönde uygulanan bir kuvvet var. Onu yavaşlatmaya çalışan, onu durdurmaya çalışan, etkisini azaltmaya çalışan bu kuvvete biz sürtünme kuvveti diyoruz. Sürtünme kuvveti diyoruz. Şimdi arkadaşlar bazı sorularda, bazı kitaplarda maalesef hala karşımıza çıkabiliyor. O yüzden vermek istiyoruz. Bir önceki dersimizde F'in ne olduğunu söylemiştik bazı sorularda. Formül vermiyoruz ama hani soru ki F nedir ya da farklı şekilde çıkabiliyor. Bir dipnot olarak anlatmış olalım. F kuvvetti arkadaşlar. F ise sürtünme kuvveti, sürtünen kuvvet, sürtünme kuvveti. Bu normalde çok fazla karşımıza çıkmıyor ama testlerde maalesef hala sorabiliyor. Bilindiği tekrar çok dipnot olarak vermiş olalım sizlere sevgili öğrencilerimiz. Bakın çok güzel bir araç var. Aracın hareket yönü ileriye doğru ama bu hareket yönünü azaltmaya çalışan, onu yavaşlatmaya çalışan, hareket yönüne zıt olan, hareket yönüne zıt olan bu kuvvete sürtünme kuvveti adını veriyoruz. Sürtünme kuvveti arabanın hareket yönüne her zaman zıt yönde olduğunu söylemiş olalım. Geldik sürtünmenin genel özelliklerine. Artık bunu öğrendik. Hareketin yönüne zıt. Ben masayı ileriye doğru çekiyorsam, cama doğru çekiyorsam, arkamda kapı var, sürtünme kuvveti kapıya doğru. Yani hangi yöne gidiyorsak sürtünme ona zıt yönde. Temas gerektiren bir kuvvet. Mutlaka temas olması gerekiyor. Temas gerektiren. Dörtte bir kısmı arkadaşlarımızla beraber işlemiştik. Tekrar küçük bir dipnot olarak temas gerektirmeyen kuvvetler vardı. Mıknatıs kuvveti temas gerektirmeyen kuvvet olabiliyordu. Yer çekimi kuvveti temas gerektirmeyen kuvvet olabiliyordu. Onu da şey yapalım. Ama sürtünme kuvvetinin temas gerektiren kuvvet olduğunu söylemiş oluyoruz sizlerle sevgili arkadaşlar. Evet, hareketi yavaşlatır. Eğer çok fazla sürtünme olursa ki... Ne yapabilir arkadaşlar? Ne yapabiliyormuş? Durdurma etkisinin de olduğunu söyleyebiliyoruz sizlere. Duran cismi hareket eden cismin arkadaşlar etkisini zorlaştırır. Burada bir cümle hatası olmuş. Hareket etmesini duranın hareket etmesini zorlaştırır. Bu cümle biraz cümle olarak şey olmuş, farklı gelmiş, yani şöyle yapalım. Hareket etmesini, zaten duran bir cismi sürtünme kuvveti asla hareket ettiremez. Duran bir cismi asla hareket ettiremez ama hareket eden bir cismi durdurabilir ya da hareketini yavaşlatabildiğini söylemiş olalım. Cismi hareket ettirebilmek için sürtünme enerjisini yenmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yani sürtünme enerjisi, ortam çok sürtünmeli ise o cismi hareket ettirmekte çok zorlanabileceğimizi söylemiş olalım. Birazdan sizlere oyuncak araba örneklerini de verelim. Pürüzlü de sürtünme çok fazla, kaygan yüzeyde ise azdır. Kız olsun erkek olsun herkesin bir oyuncak kurmalı aracı ya da işte tavuklar vardı, hayvan şekilleri vardı.
kurmalı araçlar vardı arkadaşlar. Kuruyordunuz, çeviriyordunuz, çeviriyordunuz, çeviriyordunuz. Aracı bıraktığınızda ya da işte bir tavuklar falan vardı çocukluk dönemlerinde, çocuk sizlerin döneminde. Bunları bıraktığınızda araba belli bir süratte bir durana kadar hareket ediyordu. Ya da çekmeli arkadaşlar araçlar var. Geriye doğru çekip bırakıyorsunuz. Geriye doğru çekip bıraktığınız özellikle erkek çocuklarınız, sizlerin arkadaşlar araçları vardı. Bunları biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanırken ya fayansa, mermerde, düz zeminlerde kullanmaya özen gösteriyoruz. Kendi çocuklarım için arkadaşlar koridordaki halıları topluyorum. O halıları da işte çünkü halı ne yapacak arkadaşlar? Pürüzlü olduğundan dolayı, sürtünmesi fazla olduğundan dolayı onun hareketini zorlaştıracak. Biraz daha rahat hareket etsinler, güzelce oynasınlar diye halıları koridordan kaldırıyoruz. Upuzun koridor kendilerince oynasınlar diye. Neden? Çünkü kaygan yüzeyde bizler mermerde sürerken ya da fayansta sürerken o araçları kurup bıraktığınızda, çekip bıraktığınızda çok fazla gider. Ama halıda bunu denediğinizde ne kadar az gittiğini sizler de görmüş oluyorsunuz sevgili öğrencilerim. Yüzeyin cinsine bağlıdır. Kesinlikle yüzeyin cinsine bağlıdır. Çünkü sevgili arkadaşlar, yüzey ne kadar pürüzlüyse, yüzey ne kadar böyle girintili çıkıntılıysa, pürüzlü olduğunda daha yavaş gittiğini, ama yüzey ne kadar düzse, yüzey ne kadar pürüzsüzse orada ne kadar hızlı gittiğini kendiniz oyuncak araçlarınızla oynadığınızda görmüş oluyorsunuz. Evet, en önemli notlardan biri sürtünme kuvveti cisimleri hareket ettirmez. Duran cismi hareket ettiremez ama ne yapabilir? Hareket eden bir cismi durdurabilir, hareket eden bir cismi yavaşlatabildiğini söylemiş olalım sizlere. Evet. Çocukluk dönemlerinin arkadaşlar en güzel anlarından biri arkadaşlar kaymak. Şimdi baktığımızda arkadaşlar şöyle baktığımızda cisimlerin hareket etmesine engel olan hareketlerini yavaşlatan kuvvete sürtünme kuvveti diyorduk ve cismin hareket edebilmesi için sürtünme kuvvetini yenmesi gerekiyor. Yani çocuk kardeşini hareket ettirirken sürtünme kuvvetini yenip de öyle hareket ettirmesi gerekiyor. Söylemiş olalım. Evet, sürtünme kuvvetini azaltmak için neler yapabiliriz? Bakın, kocaman bir dolabı çeken Ali amca ne yapamamış? Çok zorlanmış. Ama bunun daha rahat hareket ettirebilmek için altına ne takılıyor arkadaşlar? Tekerlek takılarak çok da rahat bir şekilde hareket ettirebiliyoruz. Arkadaşlar şimdi çamaşır makinelerinin, buzdolaplarının ve işte bulaşık makinelerin altlarına tekerlekli oturaklar var. Eğer dolap biraz yüksekse çamaşır makinesi, bulaşık makinesi dolabın içine girdiği için problem oluyor ama buzdolapların altına çok daha rahat bir şekilde tekerlekli bir sistem var. Tekerleklerini kullanıp çok rahat bir şekilde hareket ettirebiliyoruz. Anneler olarak bizler temizliğe çok dikkat ettiğimiz için buzdolabının altı olmazsa olmazımız. Silmemiz gerekiyor. O tekerlekli sistemin üstüne ve böyle çok yüksek olmamak şekilde küçük bir sistemi var. Küçük küçük tekerlekleri var. O tekerleklerin üzerine konulan buzdolapları arkadaşlar biz normalde çok rahat bir şekilde kullanıyoruz. Ha, altını mı sileceğiz? Tekerlekle çekip hiç belimizi ağrıtmadan çok rahat bir şekilde altını silip temizleyebiliyoruz arkadaşlar. Ne yapılabilir sürtünme kuvvetini azaltmak için? Yüzeyler pürüzsüzleştirilebilir. Yani pürüzlü yüzeyler sürtünme kuvvetinin çok olduğu yerlerdeydi. Bu pürüzlülüğü azaltırsam yüzeyin sürtünme kuvvetini ne yapmış olacağım? Azaltmış olacağız sevgili arkadaşlar. Dikkat edin. Kurban dönemlerinde
Bu arkadaşlar mesela o bıçakların uç kısmındaki pürüzlülük gitsin, daha sivrilsin diye orayı ne yapıyorlar arkadaşlar? Bileme işlemleri gerçekleşiyor. Pürüzsüzleştiriyor, inceltiyor ve daha böyle bıçaklar keskin olsun diye kullanılabiliyor. Hem burada basınç var hem de pürüzsüzleştirme işleminin olduğunu söylemiş oluyoruz. Cisimlerin altına tekerlek takılmasını zaten resimde çok fazla görüyoruz. Makinelerin yağlanması. Özellikle sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz? Bazen kapılarımız böyle açtığımızda gıcırt gıcırt sesler geliyor. Bu sesleri azaltmak için menteşe kısımlarını arkadaşlar yağ damlatıyoruz. Bu yağlanma onların sürtünmesini azaltıp o seslerin gelmesini biraz daha azaltmış, yok etmiş oluyor sevgili öğrenciler. Çünkü açtığımızdaki o gıcırt diye gelen ses kapıyı açtığımızdaki neyden kaynaklanıyor? Metallerin birbirine sürtünmesinden dolayı kaynaklanıyor. Biz bu sürtünmeyi ne yapabiliriz? Yağlayarak azaltabiliyoruz. Kar veya buz zeminler yapılması, özellikle buz pistlerinde o arkadaşlar yüzey pürüzsüz, işte ne yapılıyor arkadaşlar? Dümdüz, buz zemin derken arkadaşlar o yüzeyin daha az sürtünme uyguladığını ve o buz pistindeki kişiler ne yapıyor arkadaşlar? Çok rahat bir şekilde istediği hareketleri yapabiliyorlar. Zeminlerin ıslatılması da yine sürtünme kuvvetini azaltan yöntemlerden birkaçı olduğunu söylemiş oluyoruz. Sürtünme kuvvetini arttırmak istediğimiz yerler de var. Bakın sadece azaltmak istemiyoruz. Bazen de arttırmamız da gerekiyor. Pürüzlülüğü arttırmamız sürtünme kuvvetini arttırır ve cisimlerin ağırlıkların arttırılması da pürüzlülüğü arttırdığını söylemiş oluyoruz. Dikkat edin arkadaşlar, alttaki aracımız fazla pürüzlü bir yüzeyde gidiyor ama pürüzlü yüzeyler sürtünme kuvvetinin fazla olduğunu gösteren yüzeyler, pürüzsüz yüzeyler ise sürtünme kuvvetinin az olduğu ama yok değil, bakın çok daha az olduğunu gösteren yüzeyler olduğunu söylemiş oluyoruz. Bakın unutmayın, biz sürtünme kuvveti her zaman zararlıdır demiyoruz. Çünkü az önceki işlemlerde sürtünme kuvvetini azaltmaya çalıştığımız yerler de var ama sürtünme kuvvetini arttırdığımız yerlerde olacak. Tabi aracı pürüzlü yüzeylerde götürmek, çakıllı yollarda götürmek hem araçların gidişini biraz daha yavaşlatır. Burada belki istemediğimiz bir olay ama pürüzlü yüzeylerde ve cisimlerin ağırlıklarının artırılması sürtünme kuvvetini arttırıp bazen bununla ilgili de işimize yarayan yerler olacak. Sadece azaltmaya çalışmıyoruz. Bazı durumlarda da arttırmaya çalıştığımızı söylemiş oluyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi arkadaşlar sürtünme kuvvetleri nelere bağlı? İşte örneklerini beraber haftaki pazartesi günkü dersimizde göreceğiz. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Sizlere iyi dersler arkadaşlar. Çocuklar, kavramamız gereken, öğrenmemiz gereken kavramlar söz konusu. Allah inancına etrafımızı gözlemleyerek nasıl ulaşabiliriz? Etrafımızda gördüğümüz varlıklar, gözümüzün gördüğü varlıklar bizi Allah inancına nasıl götürür? Onları görmeyi hedefliyoruz çocuklar bu ünitemizde. Bakın, evrendeki düzenle Allah'ın varlığı ve birliği arasında bağlantı kuracağız. Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu, Rahman ve Rahim isimlerinin yansımalarını, Allah'ın her şeyi işittiğini, bildiğini, gördüğünü ve gücünün yettiğini ve Allah'a imanın insanlara etkisini fark edeceğiz çocuklar. Duanın önemine de değinmiş olacağız. Çocuklar, şimdi biliyoruz ki
Evrende bir düzen var çocuklar. Evren kavramını önce bir tanımlayalım. Yeryüzü ve gökyüzünde yer alan gezegenler, yıldızlar, insan, hayvan, bitki gibi şeylerden ve benzeri varlıklardan oluşan bütün varlıklara evren adı veriyoruz çocuklar. Nasıl ki her resmin bir ressamı, her icat edilen şeyin bir mucidi varsa, uçsuz bucaksız evreninde bir sahibi, yaratıcısı var. O da Allahü Teala'dır. Evrenin yaratıcısının olduğuna bazı örnekler verelim çocuklar burada. Evrenin yaratıcısı. Bakıyorum, evrendeki düzene bakarak bu kanıya varıyorum çocuklar, bu yargıya varıyorum. Şimdi gece ve gündüzün birbirini takip etmesi. Hiç görmedik değil mi? Bir belirsizlik yok. Sabah oluyorsa mutlaka biliyoruz ki öğle olacak, akşam olacak, gece olacak, tekrar sabah olacak. Şöyle bir durumumuz söz konusu değil değil mi çocuklar? Sabah oldu ama birazdan ne olacak acaba? Sabah oldu ama 8 saat sonra yine gündüz mü olacak, akşam mı olacak? Şu anda akşam, hava karanlık ama acaba güneş yarım saate mi doğar, bir saate mi doğar? Böyle bir algımız yok. Bir düzen var değil mi çocuklar? Güneşin ne zaman doğacağını, gecenin ne zaman olacağını biliyoruz. İşte bir düzen varsa mutlaka bu düzeni yöneten birisi vardır. O da Allah-u Teala'dır. Mevsimlerin oluşumu, yağmurun ve karın yağması, gezegenlerin belirli bir hızla dönmesi, atmosfer tabakasının inceliği, yükseklere çıkıldıkça basıncın artması, güneş ve ayın belirli bir yörüngede hareket etmesi bizi neye ulaştırıyor çocuklar? Evrenin yaratıcısının olduğuna. Bir düzen var, bir yerde bir düzen varsa orada mutlaka o düzenin bir sahibi, o düzeni mutlaka oluşturan bir varlık vardır. Evrendeki düzene baktığım zaman da bu varlığın, bu yaratıcının Allah olduğunu inanıyorum. Allah olduğunu görüyorum çocuklar. Kur'an-ı Kerim'de bakın çocuklar, Rum suresi 8. ayette Allah ve gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. Burada da evrendeki düzenin asıl sahibinin Allah-u Teala olduğunu görüyoruz çocuklar. Şimdi yine biraz daha bakalım. Evrendeki düzenle ilgili ayetlere bakalım çocuklar. Biliyorsunuz ki bizim dini konularda, öğrenmek istediğimiz konularda en önemli kaynağımız, en önemli başvuru kitabımız Kur'an-ı Kerim çocuklar. Bakın Rahman suresinin 5. ayetinde güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Enbiya suresinin 33. ayetinde o geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Sad suresi 27. ayet biz göğü ve yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Belirli bir amaç için yarattık diyor Allah-u Teala. Mülk suresi 3. ayet o 7 kat göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın, Allah'ın yaratılışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir düzensizlik görüyor musun? Çocuklar gerçekten de astronomi ilmi olsun, fen bilimleri olsun, biyoloji olsun, fizik olsun, kimya olsun, matematik olsun. Bütün bunlara baktığınız zaman her birinde akıl almaz bir düzenin, akıl almaz bir uyumun olduğunu ve bu uyumun bizi Allah'ın varlığına götürdüğünü görüyoruz çocuklar. Yunus suresi 5. ayette güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya evreler koyan, ayın da evreleri var değil mi çocuklar? Bunların hepsini yapan Allah'tır. Ve bunların hiçbirini boş yere yaratmamıştır sevgili öğrenciler. Rad suresi 4. ayete baktığım zaman yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı su ile sulanır. Böyleyken verdikleri ürünlerde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır. Yani ortada Allah'ın varlığına ve birine ulaşabileceğimiz sonsuz, sayısız delil var. Ama bunları diyor sadece düşünenler anlayabilir. Sadece aklını kullananlar anlayabilir çocuklar. Allah yeri canlılar için yaratmıştır. Orada meyveler ve hoş kokulu bitkiler vardır. Unutmayalım, Allah'ın yaratması her an devam ediyor çocuklar. Bir defaya mahsus değil. Allah bu evreni yaratıp bir kenara çekilmemiş. Bizlere düşen görev, Allah'ın koymuş olduğu bu mükemmel düzeni
ve uyumu korumak. Yani onu bozacak her türlü davranıştan uzak durmak çocuklar. Allah'ın rızasını kazanmak, sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ya da ibadet etmekle olmuyor. Bu düzeni korumak da bizim Allah'ın rızasını kazanmamız için bir vesile çocuklar. O yüzden bu düzeni koruyacak, bozmayacak faaliyetlerde bulunmamız önemli. Geldim, Allah vardır ve birdir. Peki Allah'ın varlığını ve birliğine nasıl kanaat getiriyorum çocuklar? Allah'a iman etmek. Hani hepinizin öğrendiği imanın şartları kavramı var ya çocuklar. İmanın şartlarına göre en birincisi, yani en önde geleni çocuklar. Allah'a iman, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ilahi kaza ve kadere, ahiret gününe iman. Çocuklar, peygamberlere iman, bu iman esaslarından. Ve bunların başında ilk gelen Allah'a iman çocuklar. Buna etrafımıza baktığımız zaman ki düzenden de görebiliyoruz. Akıllı ve irade sahibi olarak yaratmış Allah-u Teala, değil mi bizleri çocuklar? Bu aklı kullanarak bu düzenden bir yaratıcı olduğuna ulaşıyoruz. İşte bir yaratıcı olduğuna ulaştıktan sonra Kur'an-ı Kerim, Allah'ın göndermiş olduğu vahiyler de aslında bize onun doğruluğunu ispatlamış oluyor. Çocuklar, şimdi Allah'ın birliğini ifade eden kavram tevhid kavramı. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü İslamiyet tevhid inancı üzerine kurulmuştur çocuklar. Ne demek tevhid? Bakın, tevhid inancı vahid ehad'dan türemiştir. Bir demek. Tevhid Allah'ın varlığını ve birliğini ifade eden kavram çocuklar. Allah'ın bir olmasına, Allah'tan başka ilah kabul etmemeye tevhid inancı diyoruz. İşte İhlas suresinde bu ünitenin sonunda değineceğiz. Tevhid inancı üzerinde durulmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. De ki o Allah birdir, tektir. Allahü Samet hiçbir şeye muhtaç değildir. Lem yelit, o doğmamış. Ve lem yulet, ve doğrulmamıştır. Ve lem yekullehu küfven ehad. Onun hiçbir dengi yoktur. O halde tevhid üzerinde durulan surelerden örnekler verin derlerse İhlas suresini örnek gösterebilirsiniz. Ne demekmiş tevhid? Allah'ın varlığı ve birliği inancı. Çocuklar, Allah'ın sıfatlarında da öğrenmemiz gerekiyor Allah'ın birliğinin ne demek olduğunu. Vahdaniyet, Allah'ın sıfatlarında Allah'ın birliğini ifade eden kavram. O zaman gelin şurada daha düzenli bir şekilde kategorilerimizi oluşturalım çocuklar. Evet, Allah'ın varlığı ve birliği ile alakalı evet çocuklar, ilk olarak neyi gördüm? Tevhid inancını gördüm. Tevhid inancı ne demekti? Allah'ın bir olması ve tevhid inancıyla Allah'ın sıfatlarından vahdaniyet sıfatını gördüm. Allah'ın bir olmasına vahdaniyet adını veriyorum çocuklar. Kavram sayfamız burası. Bu üniteyi toparlayacağımız zaman kavram sayfamızdan tekrarımızı yapacağız. Eminim ki aklınızda çok daha fazla kalmış olacak. Devam ediyoruz. Çocuklar, Allah yaratandır. Şimdi ünitemiz Allah inancı. Biz bu ünitede Allah'ı tanıyoruz çocuklar. Allah yaradandır. Allah evreni yaradandır. Allah kainatı yaradandır. Allah bütün varlıkları yaradandır çocuklar. Yaratmak fiilini halk kavramı ile ifade ediyoruz. Halk kavramı Allah'ın yaratması demek. Yaratan, yaratıcı anlamına gelense halık kavramıdır çocuklar. Halk yaratmak, halık yaratıcı. O zaman Allah'ın güzel isimlerinden bir tanesini öğrendik. Halık, Allah'ın yaratması demek. Evrende bulunan her şey Allah-u Teala yoktan yaratan tek güçtür. İşte halık kavramını gördüğümüz zaman Allah'ın yaratması aklımıza gelecek. Yaratması ama evrende bulunan bütün
varlıkları yoktan yaratması çocuklar. İnsan evrendeki düzen ve uyuma bakarak Allah'ın varlığına ulaşabilir demiştik. İnfitar suresine bakıyoruz. Ey insan, seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? Şeklinde görüyoruz çocuklar. Yine çocuklar, Yasin suresinin 82. ayetinde de Allah-u Teala'nın bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeyi ancak ol demektir. Kün feyekün. O da hemen oluverir. Çocuklar, Allah'ın bir şeyi gerçekleştirmesi için Allah'ın Halık ismine binaen bir şeye ol demesi yeter çocuklar. O yüzden de Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah'ın yaratması bir defaya mahsus değil dedik çocuklar. Sürekli, sürekli devam etmekte. Bunu nereden görüyorum? Yarattıklarını sürekli gözetlediğinden ve onları kendi haline bırakmadığından görüyorum. Rahman suresinin 29. ayetinde de o her an yaratma halindedir demiş çocuklar. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek Allah-u Teala'ya güç gelmez çocuklar. Allah canlıları yaratmadan önce evreni yaratmış. Yani canlılardan önce onların yaşayabileceği ortamı hazırlamış. Sonra canlıları yaratmıştır çocuklar. Rad suresi 3. ayetinde de yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çift çift yaratan kimdir? Allah-u Teala'dır şeklinde bahsedilmiş. Çocuklar, burada Allah'ın yaratmasıyla ilgili tekvin sıfatını da görüyorum çocuklar. Tekvin önemli bir kavram. Ne demek tekvin? Allah'ın her şeyi yoktan var etmesine, yoktan yaratmasına tekvin diyoruz. Kelime-i tevhidi duymuşsunuzdur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Tevhid kavramını biliyorum. Tevhid neydi? Allah'ın birliği inancı. Kelime-i tevhid, Allah'ın birliğini telaffuz ettiğim, Allah'ın birliğini vurguladığım inanışa da kelime-i tevhid adını veriyorum. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şeklinde kelime-i tevhid karşıma çıkıyor sevgili öğrenciler. Şimdi o zaman Allah'ın birliğini gördük. Kavram haritamıza geri dönelim. Kavram tahtamıza Allah'ın birliğini gördük. Şimdi Allah'ın yaratmasıyla alakalı hangi kavramı gördüm? Halık kavramını ve tekvin sıfatını gördüm çocuklar. Ve bir kavram daha gördüm. Bir kavram daha görmüştüm çocuklar. Tevhidle alakalı kelimeyi tevhid. Devam ediyoruz. Kavramlarımız oluştukça kavram tahtamıza oluşturacağız ki aklınızda daha iyi kalsın. Evet çocuklar, Allah Rahman ve Rahim'dir. İşte Rahman ve Rahim ayrımını çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü bu iki kavram birbirine çok benzer. Çünkü bu iki kavramın ana teması merhamettir çocuklar. Şimdi Rahman ve Rahim Allah'ın güzel isimlerindendir. Rahmet, merhamet kökünden geliyor çocuklar. İkisi de, burası önemli, merhamet kişinin yufka yürekli olarak, acıyarak, severek korumak anlamına geliyor çocuklar. Yufka yürekli olmamız merhamet, biliyorsunuz, acımak, sevmek demek. Allah-u Teala rahmeti son derece geniştir çocuklar. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuş. Bütün bu yargıları nereden görüyorum? Kur'an-ı Kerim'den, benim kaynağım Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'den görüp bu yargıya varıyorum çocuklar. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Bütün mahlukatı kuşatmıştır. Çocuklar, Rahman ve Rahim genelde aynı anlamda kullanılır. İnce bir farkı var. Biz bu ayrıntıyı şimdi göreceğiz çocuklar. Allah-u Teala'nın yarattığı bütün varlıklara karşılıksız rızık vermesi, onları koruması, bağışlaması ve onlara merhamet etmesi olarak kullanılır. Ancak bazı alimler Rahman ve Rahim ayrımına girmişler çocuklar. Rahman'ın Allah'ın dünya hayatında kendisine inanan veya inanmayan herkese karşı merhametli olması, lütuf sahibi olmasına Rahman demişler çocuklar. Allah'ın Rahman, bak daha geniş kapsamlı,
Rahman. Allah'ın yarattığı bütün varlıklara, insanlara, kendisine inansın ya da inanmasın, nimet vermesi, onlara merhamet etmesi Rahman kavramı. Peki ya Rahim? Rahim, bu biraz daha dar kapsamlı. Allah'ın dünyada yarattıklarına nimet vermesinin yanında ahiret gününde yalnızca kendisine inanan Müslümanlara, müminlere merhamet etmesi. Tamam, bu dünyada bütün varlıkları korudu, kuşattı ama ahiret gününde yalnızca müminlere merhamet etmesine, onları koruması ve onlara lütufta bulunmasına ne diyorum? Rahim diyorum çocuklar. Bakın Peygamberimizin burada bir hadisi var. Allah rahmeti 100 parça yaratmış, 99'unu kendi nezdinde tutmuş. Yeryüzüne sadece bir parçasını indirmiş. Ki parantez açıyorum burada çocuklar, yeryüzündeki rahmeti görüyorsunuz değil mi? Allah'ın rahmetinin sadece bir parçası. Kalan 99 parçası Allah daha henüz onu indirmemiş Allah'ın katında. İşte yaratılanlar bu bir parçadan dolayı birbirlerine merhamet ederler. Hatta bazı rivayetlerde hayvan yani at yavrusuna basmamak için tırnağını kaldırır. Yani yaratılanların, varlıkların merhameti Allah'ın merhametinin yüzde sadece biri. Kalan 99 tanesi Allah'ın katında. O zaman hemen kavram tahtama geri dönüyorum. Öğrendiğim yeni bir kavramım, iki kavramım daha var. Hemen onları da şuraya yazıyorum çocuklar. Rahman, Rahim. Bu kavramlar aslında ikisinin de merhamet olduğunu ama ince bir ayrıntıyla birbirinden ayrıldığını tekrar etmiş olduk. Çocuklar geldim. Allah görür ve işitir. Şimdi Allah görür ve işitir dediğimiz zaman bizim gibi fiziki olarak gözleri ya da kulakları olduğunu düşünmeyin çocuklar. Allah-u Teala'yı biz gözle göremiyoruz. Ancak onun var olduğuna inanıyoruz. Ama Allah'ın tanırken çocuklar herkesi, evreni, yerin altındaki yerdeki küçücük karıncayı da dünyanın hareketinden dolayı çıkabilecek sesi de duyabildiğini, Allah'ın herkesi aynı anda her şeyi görebildiğini biliyoruz değil mi? Allah inancımız bize bunu gerektiriyor çocuklar. İşte burada karşıma basar kavramı çıkıyor. Basar, bakmaktan aklınızda kalsın. Baba, çünkü kavramları karıştırabiliyorsunuz çocuklar. Böyle basit çağrışımlar yaparak aklınızda kalacağını düşünüyorum. Basar, Allah-u Teala'nın her şeyi görebilmesi. Bakın çocuklar, biz insanlar sadece belirli bir noktaya kadar görebiliriz. Camdan dışarıya bir bakın bakalım. Ya da dışarıdasınız veya evdesiniz. Ben bu duvarın arkasını görebilir miyim? Göremem. Neden? Çünkü gözümün sınırları var. Bir engel var değil mi çocuklar? Ama Allah-u Teala'nın görmesi sınırsızdır çocuklar. Bakın İsra suresinin 33. ayetinde Rabbin dilediğine rızkı bol verir. Dilediğini daraltır. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır. Onları çok iyi görür. Bunların hepsini görür. Allah-u Teala'nın görmediği hiçbir şey yok. Küçük, büyük, yakın, uzak hiçbir şey söz konusu değil. Allah her şeyi görür. İşte Allah'ın her şeyi görmesi sıfatına basar diyorum çocuklar. Peki Semi, işitmekten aklınızda kalsın. Allah-u Teala'nın her şeyi işitmesi çocuklar. Gizli veya açık söylenen her şeyi Allah-u Teala işitir veya duyar. Şu an içinizden geçenleri, fısıldayarak söylediklerinizi, bağıra bağıra söylediklerinizi, her şeyi duyar. Karıncanın ayak sesinden tutun da dünyanın dönerken oluşturduğu o yüksek desibeldeki sesi bile duyar. Ama insan nasıldır? İnsanın kulakları belirli desibel aralığındaki sesi duyabilecek nitelikte yaratılmıştır. Dolayısıyla da çok sessizleri ya da çok gürültülü olanları biz duyamayız. Ama Allah-u Teala duyar çocuklar. Bakın. Peygamberimiz zamanında bir kadın peygamberimize geliyor. Kocasının kendisini haksız yere boşadığına inandığı için
Peygamberimize bu durumu anlatıyor çocuklar. Peygamberimize yapabileceği bir şeyin olmadığını, sabretmesi gerektiğini söyleyince kadın bunun haksızlık olduğunu söylemiş ve peygamberimize itiraz etmiş. Bunun üzerine Allah-u Teala her şeyi işittiğini ve gördüğünü ifade eden şu ayetleri indirmiş. Bakın bu olay üstüne. Mücadele suresi 1. ayet. Allah kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan sözünü işitmiştir. Allah sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Bir şeyler gerçekleşmiyorsa, bir şeylerin zamanı varsa Allah görmüyor, Allah duymuyor anlamına gelmez. O halde Allah'ın görmesi basar, Allah'ın işitmesi semi. Bir kavram daha çıkıyor karşıma. Allah'ın her şeyi bilmesi. İlim kavramı çocuklar. Bu aklınızda ilim, bilim diye kalsın. Bilmekten bilim, Allah'ın her şeyi bilmesi. Allah'ın bilgisi ve ilmi sınırsız çocuklar. Her şeyi kuşatır. Allah-u Teala göklerde ve yerde bulunan her şeyi, hatta çocuklar, insanların kalplerinden geçirdikleri, insanların kalplerinden geçen düşünceleri bile fazlasıyla bilendir, görendir. O halde kavram sayfamıza geri dönüyorum. Kavram sayfamıza bugüne dair 3 kavram daha ekliyorum çocuklar. Neydi? Basar, semi ve ilim. Şimdi gelin hadi hep birlikte dersimizin tekrarını yapıp bunları hatırlayalım, tekrar edelim ve dersimizi bitirelim. Ünitemiz Allah inancı ünitesi. Kavramlarımızı tekrar ediyoruz. Allah inancında ilk karşıma çıkan Allah'ın birliği. Allah'ın birliği inancına tevhid inancı diyorum. Vahdaniyet Allah'ın bir olması, kelime-i tevhid de Allah'ın birliğini ifade ederken söylediğim La ilahe illallah Muhammedun Resulullah çocuklar kelime-i tevhid. Allah'ın yaratması kavramına geldiğimde Halık ve Tekvin karşıma çıkıyor çocuklar. Halık Allah'ın yaratması demek. Tekvin de aynı şekilde Allah'ın sıfatlarından Allah'ın yaratması anlamına geliyor. Rahman ve Rahim kavramına geldim. Her ikisinin de genel anlamıyla çocuklar merhamet olduğunu, Rahman kavramının Allah'ın yarattığı bütün varlıklara karşı olduğunu, Rahim kavramının ise ahirette sadece Allah'a inananlara Allah'ın koruyup gözeteceğini görmüş oldum. Geldim 3 kavram daha. Basar, semi ve ilim. Çocuklar, Allah'ın her şeyi görmesi. Basar. Allah'ın her şeyi işitmesi. Semi, Allah'ın her şeyi bilmesi ise ilim kavramıyla karşıma çıkıyor. O halde çocuklar, bugünkü dersimizde 1. ünitemize dair bakalım. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çocuklar 10 tane kavram öğrendim. Bu 10 kavramı aklınızda tutun. Ben mümkün olduğu kadar aklınızda kalabilecek şekilde kavram tahtası oluşturdum ama sizler de küçük küçük kağıtlar yapabilirsiniz. Bu kağıtların önüne kavramlarını yazıp arkasına açıklamalarını yazabilirsiniz. Bir nevi kart oyunu gibi kendi aranızda oyunlar oynayabilirsiniz. Ailenizle bunu değerlendirebilirsiniz. Bu vesileyle çok daha kalıcı hale getirebilirsiniz. 1. üniteye dair tekrarımızı yaptık.
Birinci ünitede öğrendiğiniz kavramlar bunlar çocuklar. Bol bol tekrar etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Zamanlaşma problemleri çözüyoruz sizinle. Dün size ödev verdiğim kazanım kavrama testini bugün çözümlerini yapacağız dersimizde. Birçoğunluk çözdüm zaten. Hazırlıkla geldiniz dersimizde. Hemen başlayacağım. İlk başta zaten kolay sorular var. Sonra birazcık sorularımız zorlaşabiliyor. Evet. Şimdi ilk sorumdan başlamak istiyorum gençler. İlk sorumda diyor ki, 7 saat kaç saniyedir? 7 saat kaç saniye? Saati benim önce neye çevirmem gerekiyor? Tabii ki de dakikaya çevirmem gerekiyor. Ondan sonra da saniyeye çevirmem gerekiyor. 1 saat 60 dakika olduğu için öncelikle 7 ile 60'ı çarpıyorum. İsterseniz bütün işlemlerini aynı anda yapalım. Değil mi? Sonra da bunu dakikaya çevirdikten sonra da saniyeye çeviriyorum. Yani 60'da tekrar 60'ı çarpıyorum. İsterseniz doğrudan 60 ile 60'ın çarpımı olan 3600'e de çarpabilirsiniz. Gençler. Evet, 7 çarpı 60 çarpı 60 yani 7 ile 3600'e çarparsanız biraz belki çarpma için zaman olabilir ama önceden zaten bu soruları çözdüğünüz için ben de hemen cevabımı verebilirim. Kaç oldu gençler? 25.200 oldu cevabım. İkinci soruma geçeceğim hemen. Bu sefer de dakikayı neye çevirmeni istiyor? Şimdi aşağı doğru alalım. 8640 dakika kaç gündür diyor bana soruda. Yapalım arkadaşlar. Önce bunu neye çevireceğiz? Tabii ki de saate çevireceğiz. 8640 dakikanın kaç saat olduğunu bulabilmeniz için 1 saat 60 dakika olduğu için bu sayımızı 60'a böleceğiz. Bölelim arkadaşlar. 8640'ı 60'a bölelim. Tam 144 saat eder. 144 saat. Hala bitmedi tabii ki. 8'de ne olarak sormuştuk? Kaç gündür? Peki bir gün kaç saat? Tabii ki de 24 saat. O halde 144 saatin içinde kaç tane 24 saatin olduğunu bulmam gerekiyor. 144'ü de 20'ye bölersem, gençler tam 6 defa var. Demek ki 8640 dakika 6 gün eder. İkinci sorum da bu şekildeydi. Geldim üçüncü soruma. Burada şıklarım da var. Bunları tek tek bakacağım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Bir ay 30 gün olarak alacağız. Peki. A şıkkından başlıyorum hemen. Evet, Emin Gürsü doğru bir cevap verdi. A şıkkından başlıyorum. 7 dakika 17 saniye 437 saniye eder. Bakalım önce 7 dakikayı 1 saniyeye çevirelim. 7 dakikayı saniyeye çeviriyorum. Yani 7 çarpı 60. 7 ile 60'ı çarparsanız 420 eder. Bir de 17 saniyeniz fazladan vardı. Değil mi gençler? Onu da ekleyeceksiniz. 17 saniye de eklerseniz gerçekten de 437 saniye etti. Bu arada cevap gönderenlerin hemen bir basit cevapları da Yusuf Enes, Muhammed Baday, Zeh ve başka bir öğrencim daha doğru cevap vermişler. Tamam, Ayşe Eksiz, Ayşe, Zeynep Naz ve Ali Kerem de ekleyelim. B şıkkından devam ediyoruz. 3 saat 36 dakikanın kaç dakika ettiğini soruyor. Dakika zaten 36 da şurada 3 saat o zaman belirtilmem lazım. 1 saatin içinde 60 dakika olduğuna göre 3 ile 60'ı çarparsam 3 saatin içinde kaç dakika olduğunu bilirim. O da kaç dakikadır zaten gençler? 180. Bir de yanında fazladan 36 dakika daha var. Oradaki 36 dakikayı da eklediğiniz zaman 216 dakikaya ulaşırsınız. O halde B şıkkı da doğru. Geldim C şıkkına. Bunu gün olarak istiyor. Yani ayı güne çevirmem lazım. Zaten aynı zaten. Bir ayı kaç gün olarak alacağız? 30 gün olarak alacağız. O halde 4 ile bir 30'u çarpalım bakalım. 4 ay kaç gün eder?
4 ay tabii ki de 120 gün eder. Bir de fazladan 15 günümüz var. Onu da ekleyelim. Sonucumun kaç olması gerekiyor? 135 gün. Ancak orada bana ne demiş? 145 gün. O halde C şıkkını yanlış diyorum. Tabi D şıkkını ayıp olmasın da oldu, üzülmesin. Onu da yapalım gerçi. Ay'a çevirecekmişiz. 2 yılda kaç ay var? Onu buluyor. 1 yılda 12 ay olduğuna göre 2 yılda çarptığımızda 24 ay var. Bir de 8 ay daha var. Onu da ekleyelim. 32 ay. O halde D şıkkı da doğru verilmiş diyorum. Cevabı sizlerin de bana yazdığınız gibi D, C şıkkı olacak. Geldim 4. soruma. Şöyle sayfamızı temizleyelim. Daha önce bakmamış olanlar baksınlar hemen. Bu sizin ödevinizdir. Sorumuz baktığınız zaten çözdüm. Biraz önceki soruya benzin de soru vermiş. Okuyalım bakalım. Selim'in eliyle marketin arası 540 metredir. Dakikada 60 metre yürüyen Selim, markete gitmek için 11.42'de evden çıkmıştır. Markette de 5 dakika kalan Selim, hemen eve döndüğüne göre eve saat kaçta dönmüştür? Çok güzel bir soru. Güzel. Aferin. Bunu güzel çözdürürseniz sizi tebrik ediyorum. Şimdi 540 metre ve dakikada 60 metre yürüyor ya. Bakalım 540'ın içinde kaç tane 60 var? 9 tane var. Ben bunu bulduğumda aslında neyi bulmuş oldum biliyor musunuz arkadaşlar? 8 dakika. Evde market arası 540 metre değil hani. Bir dakikada da 60 metre yürüyorsa demek ki evinden çıkıp markete gidene kadar tam 9 dakika yürümüş. Tamam. Sonra istersen parça parça da bulalım. Hadi parça parça bulalım. 11.42'de evden çıkmıştı. 11.42'de evden çıktı. Markete gitti. Kaç dakikada gitti? 9 dakikada markete gitti. O halde saat kaç oldu markete geldiğinde? 11.51 oldu. İsterseniz en sonunda toplam da bulabilirsin ama ben hadi şöyle geldim. Market diyelim. Markete geldiğinde saat 11.51 oldu. Markette ne kadar kaldı? 5 dakika. Hadi o 5 dakikayı da ekleyelim. Markette kaldığı süreyi de ekleyelim. Marketten ayrılırken saat 11.56 oldu. Tamam. Şimdi 11.56'da marketten ayrıldı gençler eve doğru yola çıkıyor bak. Eve doğru gidiyor. Eve doğru kaç dakikada gidecek? 29 dakika biraz önce hesaplamıştık. Evde market arası 9 dakika olduğu için. Bir toplayalım bakalım bunları. Kaç oldu? 11.65. Ama dediğim dakikalarında en son 60'ta bitiyor. Demek ki burada bir 5 fazlalığımız var öyle değil mi? 60 dakikanın 1 saat eden 60 dakikayı buna vereceğim. Yani 11 olan kaç olacak? 12 olacak değil mi arkadaşlar? Şöyle diyelim. 1 saat yani 60 dakikayı hemen saat bölümüne verdim. Bilmedim de fazladan 5 dakika kaldı. O halde cevabımın kaç olması lazım? Sizlerin de yazdığınız gibi B şıkkı olması gerekiyor. Güzel sorulardan bir tanesiydi. 4. soru. Şimdi soruya geçiyorum. Tek tek bulduk 4. sorumuzu. Sizin sevdiğiniz sayfamız. 5. soruda. İki kardeş arasında 2 yıl, 4 ay, 6 gün yaş farkı vardı. Kardeşlerden büyük olanı 12-10-2012 tarihinde doğduğuna göre küçük olanın doğum tarihi aşağıdakilerde hangisi? Gerçekten küçük olan yani sonradan doğan daha ileri bir tarihte doğmuştur değil mi? Burada bir saat şaşırmıyor. Yapan müşterimizde önce ne yapıyorduk? Yılı yazdık. Yılda yıl, ay ve gün sıralamasını yapıyoruz. Yani 2012'nin Ekim ayında 10. ayın 12. gününden küçük olan 2 yıldır ay 6 gün sonra doğmuştur. 2 yıl 2015 oldu. Yılımız 2015 oldu. Ayımız 8 kaç oldu? 14 aydı değil mi? 12 ayı gitti. 2 ay kaldı. Günümüzde zaten herhangi bir değişiklik yok. İnceleyin isterseniz. 18 Şubat 2015 doğumlu oldu küçük kardeşim. Beşinci soru bu şekildeydi. Geldim 6. sorumuza.
15.06.2015 tarihinde Almanya'ya giden Burak, 10.09.2015 tarihinde geri dönmüştür. Burak Almanya'da kaç gün geçirmiştir diye bir soru geldi bize. Baktınız mı? Çok az, cevaplar bizim çok az geliyor. O yüzden biraz beklemek istedim. Bir tarihten geçtiği tarihi çıkarırsak orada ne kadar kaldığını buluruz. Geri döndüğü tarih 2015 yılında dönmüş. 9. ayda yani Eylül ayının 15'inde dönmüş. Ne kadar güzel bir dönüş olmuş. Ben ne zaman gitmiştim? 2015'te gitmişti yine aynı yıl içerisinde. 6. ayda gitmişti, Haziran ayında gitmişti. Demek ki yazı orada geçirmiş. Ve yine, şurada ayın 10'u değilmişti. 10'u saatlerini gençler. 10. gününde yaşayan, o yerden 15 saatlerini. 2015, Eylül ayı 10. günde bitmiş. 2015'in 06, 15'in akşası olmuş. Döndüğü tarihten gittiği tarihi çıkaracak. Şimdi 10'dan 15 çıkmaz. Ne yapıyorum? Hemen yardım alıyorum. Ay'a gidiyorum. Ay'dan 30 gün alıyorum. 30 günü aldım. 30 gün daha geldi. Artık burası kaç gün oldu? 40 gün oldu. 40 günden 15 günü çıkarırsanız gençler ne kalır geriye? 25 gün kalır. 9 ay vardı. Bir ayını verdik arkadaşlar. 7 ayımız kaldı. 8 ayımız kaldı. 8 ayımızdan da 6 ayımızı çıkardık. Ne oldu? 2 ayımız kaldı. Yani Almanya'da 2 ay 25 gün kalmış. Yıllarda herhangi bir değişiklik yok. Görüyorsunuz. Bir yıl atlamamış. Bize bunu kaç gün olduğunu soruyor. Bir ayından 30 gün aldığına göre önce 2 ayına 30 çarpmam gerekiyor. 60 gün. 60'da da 25 gün vardı da fazlalık. Onu toplamam gerekiyor gençler. 85 gün kalmışım Almanya'da. Bir de soru bu. 7. soruya doğru ilerliyorum. Bakın sizlerin şöyle. 7. soru. Burada da cevaplara bakalım. Derslerin 40 dakika, teneffüslerin 10 dakika olduğu bir okulda dersler saat 8.40'da başlamaktadır. Bu dersten her dersten sonra teneffüs olduğuna göre öğrenciler 4. dersten çıktığında saat kaçı gösterir? Güzel bir soru değil mi? Önceden bulduk hocam gözünüz yani. Evet. Zeynep Naz, Zeynep, Emir ve diğer öğrencimiz. Evet, Muhammed. Doğru cevabını veren. Hani bizim okul sistemimiz gibi. Bakın dersler çok dakika, 10 dakika teneffüs. Dördüncü dersten çıkıldığında saat kaçı gösterir diyor. İki yolda yapabiliriz aslında biz bunu. Şöyle yapabiliriz derseniz yani size kalmış bir şey. Yani nasıl yapmak istediğiniz tamamen size bağlı gençler. Kalemimizi alalım. Şimdi ders 40 dakika değil mi? 40 dakika boyunca ders sürüyor. Teneffüs 10 dakika boyunca sürüyor. Şöyle düşünelim. Derse girdiniz 40 dakika geçti. Teneffüs terapisi olur 10 dakika teneffüs. 40 dakika ders, 10 dakika teneffüs. Ona tekrar 40 dakika ders, 10 dakika teneffüs. Hep bu şekilde gidiyor. Derslerden sonra hep teneffüs var. Sadece son dersten sonra oldu böyle değil mi? Derslerden sonra hep teneffüs var. Şimdi şöyle alırsam ders ve teneffüsün toplamı arkadaşlar kaç dakika sürer? 50 dakika sürer. Ama her seferinde ders ve teneffüsün toplamı 50 dakika sürer. Onu dikkat ederek başlayalım. Onu bir yazdık. Şöyle aklımızda da çok fazla yer yok ama şey, ekranı çizdiğimde şuradan bir çizgi çekip sözüme başlıyor. Benim ilk dersim 8'e 40 geçe başladı. İkinci dersimin saat kaçta başlaması gerektiğini bulacağım. İlk ders bakın şurada başladı. Burada başladı. İkinci dersin başlaması için
40 dakikalık dersin de 10 dakikalık süresinin bitmesi lazım. Yani 50 dakikanın geçmesi lazım. Bakalım ikinci ders saat kaçta başladı? Toplayalım. 0, 9, ne oldu? 8. 8 saat 90 dakikayı biz nasıl yapıyoruz? 90 dakikanın içindeki 1 saati 8 saate verirsen geriye 30 dakika kalır. Saat 9.30'da demek ki gençler ne olacakmış? İkinci dersimiz başlayacak. Buraya yazalım. İkinci dersimiz başladı 9.30'da. Üçüncü dersinin başlaması için kaç dakika geçmesi lazım? Tabii ki de 50 dakika geçmesi lazım. Hemen toplayayım. Farklı farklı yollardan yapabilirsiniz. Şu an çözdüm. Sadece bir yolu unutmayalım bunu da lütfen. Farklı düşünmüş olabilirsiniz. 80 dakikanın içindeki 60 dakika yani 1 saati 9'a verirsem geriye 20 dakika kalacaktır. Onu 20 geçe oldu 3. saat. 3. dersimiz onu 20 geçe başlar. Hadi burada rengini yeşil yapalım. Onu 20 geçe başlayan 3. dersimiz 50 dakika sürdü. 40 dakika ders 10 dakikada bir nefis olduğu için. 10.70'de yani 10.70'de demek 70'in içindeki 60 dakikayı 1 saat verirseniz 11 ve 10 geçe de 4. dersimizin başlaması lazım. 11-10 geçe 4. dersimiz başlayacak. Bu 4. dersin başladığı saat, 3. dersin başladığı saat, 2. de, yok. Evet, 2. dersin, bu da 20. dersin başladığı saat. Yani zaten 4. saatten sonra 5. dersin başladığı saat istemiyor. Ne istiyor bizler? Kinefise çıkacağı zaman, yani 4. dersin bittiği saati istiyor. Dolayısıyla 50 dakika eklemeyeceğim çünkü ders 40 dakika. 40 dakikayı ekleyeceğim sadece. 40 dakikayı eklediğinizde 4. dersiniz saat 11.50'de bitecektir. 11.50'de artık siz hedefe çıkacaksınız. Saat 12 olduğunda da 5. derse girmiş olacaksınız tabii ki. Bunun çözümü bu şekilde gerçekten. Size ilgili çözüm yollarından biri. Siz farklı bir şekilde de ilerletebilirsiniz. Hiç sorun değil. 7. soruyu da bu şekilde çözdük. Geldik 8. sorumuza. Saat 8.50'de başlayan bir film, saat 11.40'da bitmiştir. Ana vermeden yayınlanan bu film kaç saat kaç dakika sürmüştür? Bu çok kolay gençler. Ne yapacaksınız? Filmin bitişinden başlangıç saatini söyleyeceksiniz. Yani 11.40'dan 9.50'yi çıkaracaksınız. Diğerlerine göre daha basit oldu. 8. soru. Dikkat edelim hemen. Maalesef 40'dan 50 çıkmıyor. O halde yardım alacağım. Gideyim hemen yan taraftan yardım. Bir saatten yardım aldım. Bir saat kaç dakikadır? 60. Buraya 60 dakika geldiği zaman 60 dakikası topladı. Bu saatte burası 100 dakika oldu. Yüzden 50'yi çıkardınız 50. Gece yarısına kadar aldım. Saatiniz ne kadar uyanmış? Yani işin içine gece yarısı, akşam yola çıkıp sabah vardıysa değil mi? Otobüs yolculuğu ya da uyuyup sabah uyandıysa vesaire. Önceki gece yarısına kadar ne kadar çalıştık onu buluyorum. Gece yarısı saat kaçtı? 24.00. 24.00'ı ben başka türlü nasıl yazabiliyordum arkadaşlar? 23.60 diye de yazabiliyordum değil mi? 21.50'yi bir çıkaralım bakalım gece yarısına kadar ne kadar çalışmış. 10 dakika buradan, 2 saat de buradan, 2 saat 10 dakika çalışmış. Gece yarısından sabaha kadar da uyumuş pardon. Gece yarısından sabaha kadar da 10 saat 20 dakika uyuduğuna göre size burada 2 saat 10 dakika daha uyumuştu. Toplayalım uyuduğu süreleri. Uyanmıştır bu an. Arkadaşlar uyanmıştır bu an. Nerede? Yani bir de şöyle bir derse de. Uyudu toplam vakitten gece yarısına kadar uyudu çıkardı. Kaç uyanmış gençler? 8'i 10 gece uyanmış. Hemen sıramız olduğu için 10. soruya geçiyorum. 10. soruyu çözeceğim. Bozuk bir saat her 24 saatte 5 dakika geri gitmektedir. Buna göre saat ayarlandıktan bir ay sonra 11.45'i göstermesi gerekirken saat kaçı göstermiştir diyor. Cevaplar da hemen geldi zaten. Şimdi arkadaşlar, şöyle kalemimizi alalım. 24 saatte 5 dakika ileri gitmektedir diyor ve bir aydan bahsediyor. Öncelikle bakalım, 24 saat ne demek? Bir gün demek değil mi? Ha,
her gün 5 dakika ileri gidiyorsa benim bir ayım var. Yani 30 günüm var. 30 günde boyunca hep 5 dakika ileri gideceği için ne yazalım. 17 aydan da 7 ay çıkarırsanız 10 ay kaldı. 2009'du. Bir tane yılı verdi oraya. Kaç kaldı burada? 2008 kaldı. 2008'den de 1998 çıkarırsanız 10 yıl, 10 ay ve 7 gün olur cevabı. Geldim son soruya. Eğer kitaplarınızdan da bu konuyu çözdüyseniz ya da çözerseniz artık iyice oturtmuşsunuz demektir. Çünkü bayağı karmaşık bir konumuz aslında. Şimdi 12. sorumuzda bir enerji merkezindeki bilgisayar oyunu sayfası yukarıda verilmiştir. Alif bu enerji merkezinde bilgisayar oyunu oynamış ve 11 TL ödemiştir. Buna göre Alif kaç dakika bilgisayar oyunu oynamıştır. Başlangıç ücreti 5 TL. Yani sen toplam 11 lira verdiysen 5 lirası zaten bunun başlangıç ücretidir. Demek ki 6 liralık oynamışsınız değil gençler. Her dakikası 50 kuruş olduğuna göre burada nasıl bir hesap yaparsınız arkadaşlar? Bakın 1 dakika oynadığınızda 50 kuruş. Yani 1 TL'nin yarısı mı oluyor? Evet. O halde ne yapmanız lazım arkadaşlar? 1 TL 50 kuruşun 2 katı olduğu için 12 ile 2'yi çarpmanız gerekiyor. 6 ile 2'yi çarpmanız gerekiyor. Oradan da sonuç kaç olarak bulacaksınız? 12 dakika olarak bulacaksınız. Bu şekilde gençler süreniz bitene kadar da dersimizin sonuna gelmiş olduk. Şöyle dakika olarak da yanına yazalım. Şu şekilde de işaretleyelim. Bugün size artık bu konumuzla alakalı beceri temelli, Milli Eğitim Bakanlığı'nın beceri temelli sorularını ödev olarak vereceğim. Yarın da derste bunları soracağım. Tamam mı arkadaşlar? Yarınki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.